Kıymetli izleyenler, Yekter YouTube kanalından herkese merhabalar. Ebeveyn aynasında çocuk programımızın bu bölümdeki konuğu Doktor Öğretim Üyesi Aslıhan Nişancı. Ergenlik, ebeveynlik, iyi olma hali, göç ve mültecilik üzerine çalışmaları bulunan hocamız Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Aynı zamanda sahada göç ve mültecilik alanında projelerde yer almakta. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün sizinle ailede, eşler arasında fedakarlık kavramını, fedakarlık değerini ve bunun çocuklardaki iz düşümünü konuşmak üzere bir araya geldik. Fedakarlık denilince aile, aile denilince fedakarlık ilk akla gelenler arasında yer alıyor. E, tabii burada çok esnek de bir yapı aslında fedakarlık. Sınırlarını iyi belirlemek gerekiyor. E, bunun için öncelikle sormak istiyorum. Fedakarlık nedir? Fedakarlığın sınırlarını nasıl belirlemek gerekir? Evet, çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi fedakarlık bizim gündelik hayatta genellikle olumlu olarak kullandığımız, olumlu çağrışımları olan bir ifade gerçekten. Hani başkalarını öncelemek, başkaları için bir şeyler yapmak, hatta arka planda bencil olmamak, sadece kendini düşünmemek, başkalarını da düşünmek anlamlarında kullandığımız bir ifade. Ve gerçekten hani çok olumlu hem kişinin kendi iyi olma haline hem de içinde bulunduğu aileye, o sisteme, e, faydaları olduğunu da gördüğümüz bir e, olgu e, fedakarlık. E, bu, bu noktada çok önemli. E, zaten sizin de dediğiniz gibi hani e, aile başlı başına bir fedakarlık kurumu. Yani fedakarlık yapılmadan e, bir aile sisteminin ayakta kalması o sistemin tüm parçalarını, o sistem sistemde bulunan bütün bireylerin fedakarlık yapmadan ayakta kalması oldukça zor. Bir takım sorunlar görüyoruz yeterli düzeyde kişilerde vericilik olmadığında, kişiler sadece kendisini öncelediğinde, diğerlerinin ihtiyaçlarını görmezden geldiğinde. Bu noktada gerçekten fedakarlık çok önemli. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Özellikle son dönemde ee, psikoloji alanında da yani kişinin iyi olma haliyle çalışan başka psikoloji alanı olmak üzere bu tarz disiplinlerde de artık e, fedakarlık konusunun başkaları için bir şeyler yapmanın e, daha fazla vurgulanmaya başladığını görüyoruz. Yani hem kişinin kendi iyiliği için hem de içinde bulunduğu yakın çevresindeki diğer insanlar için daha fazla vurgulanmaya başladığını da görüyoruz. Yani bilimsel olarak da aslında bu tarz çalışmalar şu anda daha fazla yapılıyor. Tabii bu yepyeni bir şey değil aslında. Yani bu konuşulan bir şeydi eskiden beri örneğin psikoloji bilimi içerisinde bu bireysel psikolojinin, psikolojinin kurucusu Alfred Adler'in e, söylediği hani e, kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için aslında başkalarını da düşünmesi gerektiği, başkaları için de bir şeyler yap yapabilmesi gerektiği bunlar aslında söylenen şeylerdi. Fakat son yıllarda özellikle bu e, pozitif psikoloji dediğimiz alanda yapılan çalışmalar bu konuyu biraz daha ağırlık vermeye başladı. Yani yani kişiye nasıl katkısı oluyor? Ee, başkaları için bir şeyler yapmanın, özellikle aile bireyleri için, eşi için bir şeyler yapmanın kişiye nasıl katkıları oluyor? Mesela yaşam memnuniyeti üzerine yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalarda e, tutarlı bir şekilde şu, şunun çıktığını görüyoruz. Yani başkaları için de bir şeyler yapabilen insanın e, kendi iyi olma hali, kendi yaşam memnuniyeti artıyor. Hatta bazı çalışmalar bu e, fedakarlık diyergamlık gibi özelliklerin kişi, kişinin ömrünü bile uzattığını ortaya koymuş. Yani gerçekten kişiye faydaları olan hani sadece bencil bile düşündüğümüzde kişiye faydaları olan bir e, olgu olarak karşımıza çıkıyor fedakarlık yapılmadığında da e, hem kişiye hem yakın çevresine hem de bütün o aile sistemine bir takım zararlar geldiğini görüyoruz. E, peki burada ...fedakarlık hani çok esnek bir yapı dedik. Fedakarlığı taraflardan birinin zalim, birinin mazlum ya da birden fazla tarafın mazlum veya zalim olduğu bir alandan Hı -hı. çıkarmak nasıl mümkün? O sınırı nasıl belirleyebiliriz? Evet yani bu da çok çok önemli bir konu aslında. Şimdi bu öncelikle şunu bir söylemek lazım. Yani fedakarlık dediğimizde aslında dediğim gibi biz genellikle bunu iyi anlamda kullanırız ama... orada gözetilmesi gereken en temel mesele aslında bir adil denge meselesi var. Yani ilişkide şimdi ilişkide her zaman insan ilişkilerinde adil bir alma verme dengesi vardır. Bu denge bozulduğunda burada bir takım sıkıntılar çıkmaya başladığını görürüz biz. Yani sadece tek bir kişinin verdiği, tek bir kişinin fedakarlıkta bulunduğu, karşı tarafın sürekli ya da çoğu zaman aldığı Diğer tarafın çoğu zaman verdiği ilişkilerde, orada o terazinin dengesinde bir bozukluk olduğunu, bozulmaya başladığını, dengelerin bozulmaya başladığını görürüz. Bu noktada gerçekten Dengeyi gözetmek çok önemli. Şimdi örnekler vereceğim ama yani işin bilimsel ayağına baktığımızda hani biz kuramlarda bile bunu görüyoruz. Yani bu işin biraz aslında matematiğini çalışan insanlar bile olmuş. Yani bir örneğin eş ilişkisinde insanlar neden ilişki içerisinde kalırlar? Denge ne zaman bozulur? Mesela... Adeta bir işte biraz bize soğuk ve ters gelebilir ama baktığınızda her şeyi açıklamamakla birlikte bir yönüyle doğru şeyler de söyler bu bu tarz yaklaşımlar. Yani orada bir alma verme dengesi var. Adeta bir şey var yani oradaki karını ve zararını hesaplıyorsun aslında ve kişi neden ilişkinin içerisinde kalır? Karları hani zararlarından fazlaysa zararları çok fazla çıkmaya başladığında orada o denge bozulmaya başlar ve kişi artık ben neden burada kalıyorum diye haklı olarak sormaya başlar. Dediğim gibi bu bize biraz böyle soğuk ve bencilce gelebilir ama hani ben de bu konu üzerinde buraya gelmeden önce düşünürken hani e, her zaman da üzerinde çalıştığımız da konular zaten hani öteki türlüsü aslında e, birazcık insanlık sınırlarını zorlamak oluyor. Hani çünkü hiç, hiç kimse hiç... Kimseye aile içerisinde bile olsa, eş ilişkisinde bile olsa sürekli veremez. Yani bunu özellikle eş ilişkisi için söyleyebiliriz. Çocuk söz konusu olduğunda tabii ki o fedakarlık dengesi birazcık daha çocuğun lehine tahmin edersiniz ki ebeveyn olmak çok vericiliği gerektiren bir durum. Tabii ki çocuğun yaşı büyüdükçe orada da yine çocuğun da biraz daha vermesi gerekiyor gerçekten. Özellikle eş ilişkilerinde tek tarafın sürekli verdiği, diğer tarafın sürekli aldığı ilişkilerde biz dengelerin bozulduğunu görüyoruz. Burada adil denge meselesi gerçekten kıymetli. Yani de, Denge üzerinde durmak lazım. Şimdi fedakarlıkta bir alma verme dengesinden bahsettik. Bunu bir çıkar ilişkisinden nasıl ayırabiliriz o zaman? Hani bir yerde çünkü o denge şaştığı zaman çıkar ilişkisine de dönüşebilir bu. Hı hı hı. Yani şimdi şöyle burada çıkar ilişkisinden ayrı olan şey yani aile içerisinde mesela eş ilişkisinden söz edecek olursak e ee, bu fedakarlığın boyutları o kadar çeşitli ve o kadar zengin ki yani ailenin ilk kurulduğu o evlilik müessesesinin ilk kurulduğu andan itibaren zaten çok fazla fedakarlık gerektiren bir kurum ve bu fedakarlık da aslında yine çalış, bilimsel çalışmalar da bize bunu söylüyor. Evliliğe ne kadar fazla fedakarlık yaparsanız orada kalmak için o kadar fazla o vefayı göstermek için orada kalmak için o kadar fazla sebebiniz oluyor. Çünkü orada siz Tabiri caizse duygusal bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Oraya emek vermiş oluyorsunuz. Orada bir şeyler adeta bir çiçek büyütmek gibi. Orada bir şeyler büyütmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bağlarınız artmış oluyor aslında. Şimdi fedakarlık, aile içerisindeki fedakarlık dediğim gibi çok boyutlu. Yani burada hani sadece bir işte ben şu kadar para harcadım, sen şu kadar para harcadın, ben maaşımdan şu kadar koydum, sen maaşımdan bu kadar koydun gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani kimi zaman bir kişinin hasta olduğu, diğer kişinin ona uzun süre bakım vermek durumunda kaldığı durumlardan bahsediyoruz. Ya da en basitinden yani evlilik ilk ilk andan itibaren zaten bir fedakarlık kurumu. Çünkü genellikle iki farklı aile ortamından, aile kültüründen gelen iki insanın e, hayatlarını birleştirmesi söz konusu burada. Böyle olunca e, zaten kişiler pek çok alışkanlıklarını biraz değiştirmek durumunda kalıyorlar yani kendi köken ailelerinde yaşadıkları gibi yaşamıyorlar yani başından beri zaten bir fedakarlık var ve bu fedakarlıkların bir duygusal boyutu var bir de bir bağlanma boyutu var şimdi insanın şöyle bir özelliği var yani bebekliğimizden itibaren biz dünyaya ilk geldiğimizden itibaren sağlıklı bir gelişim sergileyebilmemiz için birilerine bağlanmamız gerekiyor. Bir bakım verene bağlanmamız gerekiyor. Bu genellikle anne oluyor. Ve anne ile olan o ilişki o bağ, anne babayla da oluyor. Anne babayla olan, bakım verenle olan bu ilişki bizim aslında dünyada, bu dünyada hiç bilmediğimiz bir bir çevrede fiziksel çevrede duygusal çevrede sosyal çevrede ayaklarımızı yere sağlam basmamızı sağlıyor. Yani ben ağladığım zaman birileri benim ihtiyacımı gideriyor, birileri beni umursuyor, birileri bana bakıyor. Ben güvenli bir yerdeyim. Birileri beni kucağına alıyor, ihtiyaçlarımı gideriyor, benimle birlikte üzülüyor, benim derdimle dertleniyor ve ben dünyayı ee, bu kişileri bir e, güvenli bir üs olarak kullanarak dünyayı keşfetmeye başlıyorum bir çocuk bebek olarak ve bu benim aslında bu ilk bakım verenlerle kurduğum ilişkiler benim bir içsel modelimi dünyaya dair ve kendime dair bir içsel model oluşturuyorum bununla ben nasıl bir insanım kıymetli miyim değerli miyim ve Sosyal çevre nasıl bir çevredir? İnsanlar güvenilir midir? İyiler midir? Buna dair kafamda bir bir model oluşturmuş oluyorum. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Bu bağlanma figürü annedir, babadır. Bu çocuk bebeklikten başlayarak ebeveynler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yetişkinlikte artık bu bağlanmanın yöneldiği kişi bizim eşimiz olmaya başlıyor. Dolayısıyla biz o değerli görülme, beğenilme takdir edilme, işte kimi zaman bize teşekkür edilmesi, kimi zaman güzel özelliklerimizin görülmesi gibi ihtiyaçlarımızı aslında daha ziyade birinci olarak eşle gidermeye başlıyoruz. Şimdi böyle olduğu için hani tabii ki bir anne-bebek ilişkisi gibi değil fakat bu fedakarlık da isteyen bir ilişki. Her şeyini uzun uzadıya diye düşünmemizi gerektiren bir ilişki. Mesela... E, bu e, ilişki konusunda, e, özellikle eş ilişkisi konusunda e, hem e, uygulama deneyimi hem bilimsel araştırma deneyimi olan e, Gotmanlar vardır e, Amerika'da çift Gottman enstitüleri vardır hatta onlar iyi yürüyen ilişkilerle ilgili çalışmalar yaparlar genellikle ne işe yaramıyor değil neler işe yarıyor iyi ilişkilerde çift ilişkisinde neler işe yarıyor bunlar üzerinde çalışmaya çalışmalar yapıyorlar e, şimdi bunların söylediği en önemli şey aslında İlişkilerin devam edebilmesi için çok büyük şeyler yani bu işte reklamlarda gördüğümüz işte çiçeklerle gelindi, pırlantayla gelindi böyle şeyler değil de gündelik hayatın içerisine serpiştirilmiş ufak ayrıntılar önemli. Yani burada önemli olan aslında çiftlerin birbirini görmesi, sesini duyması, ihtiyacı olduğunda kişinin e, yanındaki eşine dönüp ondan o ihtiyaç duyduğu anda ufak ilgi desteği alabilmesi. Bunlardan bahsediyoruz. Fakat bu bir taraftan küçük gibi görünse de bir taraftan aslında büyük fedakarlıkları da beraberinde getiriyor. Çünkü siz adeta bir çiçek büyütür gibi o eş ilişkisine sürekli bakım vermek durumundasınız. Yani bir kere eşinizi tanımanız gerekiyor. Nasıl bir insandır, neleri sever, neleri sevmez, nelerden hoşlanır. Buna dair sürekli gözlem yapıyor olmanız gerekiyor ve buna buna göre ...birazcık davranışlarını dönüştürmeniz, değiştirmeniz gerekiyor. Yani ben böyle bir insanım, kabul edersen ben buyumla çok sağlıklı bir şekilde gitmiyor. Yani bir taraftan kendinizi dönüştürmeniz gerekiyor, kendiniz üzerinde de çalışmanız gerekiyor. Ve ufak tefek ayrıntılarla aslında o ilişkiyi beslemek gerekiyor. Yani mesela şey diyorlar Gottman'lar ya dediğim gibi bu, bu işin bilimini yapan insanlar hani günde beş dakika birbirinize birbirinizle ilgili sevdiğiniz ve minnettar olduğunuz şeyleri söyleyin örneğin. Yani böyle ufak tefek şeylerden bahsediyoruz ve şunu da söylüyorlar bu da gerçekten çok önemli. Hani bugün bilimsel çalışmalar bile bir de şunu gösteriyor yani e, bu, 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 tarz iyi ilişkisi olan insanların işte ömrü daha çok uzuyor, yaşam memnuniyeti artıyor, spor salonunda geçireceğiniz e, Vakti nasıl emek veriyorsanız ki biz onu da çok Türkiye'de vermiyoruz ama eş ilişkisine de bu emeği zamanı verin ki bakın bu da sizin sağlığınıza katkıda bulunuyor. Yani bu farkındalığı geliştirmek aslında birazcık önemli ve emek vermek önemli. Yani bu Yeşilçam filmlerinden hepimizin zihnine kazınmış olan sevgi emektir ifadesi var ya o Türkan Şoray'a söyletilen. O gerçekten aslında meseleyi ciddi şekilde özünü özetleyen bir konu ve emek de çok büyük bir fedakarlık istiyor tabii ki. Burada insanın kendi içinden gelen bir şey olması sanırım onun bir menfaat ilişkisinden ayıran nokta oluyor. Evet yani orada aslında karşılıklı paylaşılan bir güzellik var. Yani şimdi şu menfaat meselesini dedim ki bu benim de üzerinde çok düşündüğüm bir konu ama bir ilişkide bu her ilişki olabilir. Bir tarafın sürekli verici olması aslında biraz tanrıla soyunmak gibi bir şey. İnsanın böyle bir gücü yok. Şimdi yine meşhur aile terapistlerinden birine referans vereceğim ben. Virginia Satir o şey der ben hani... Aileler bana geldiği zaman e, her seansta önce şunu sorarım, hani kendi kabınız ne kadar dolu? Yani senin kabın sevgi kabın ne kadar dolu? E, çünkü gerçekten sevgi kabı boş olan insanlar kendinde olmayan bir şeyi başkasına veremez insan. Yani karşınızdakinden bir şeyler alıyor olacaksınız, kendinizi şarj etmiş olacaksınız ki. Karşı karşı karşınızdakine bir şeyler verebilirsiniz. Yani birazcık aslında orada bencillik olmuyor. Dediğim gibi insan olmanın gereği bu. Yani biz bizde olmayan bir şeyi kendimizden yapamıyoruz. Karşımızdan kendi o sevgi kabımızı dolduracak, şarj edecek bir şeyler almış olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu aslında karşılıklı yapmış oluyorsunuz. Tek tarafın verdiği durumlarda o Biraz daha bir sömürü ilişkisine girmiş oluyor. Asıl orada denge bozulduğunda birazcık sinyaller çalmaya başlıyor. Özellikle bunları eş ilişkisi için söylüyorum. Dediğim gibi hani çocuk söz konusu olduğunda çocuk özellikle yaşı küçük olduğunda tabii ki ebeveyne çok daha fazla fedakarlık ve vericilik düşüyor. Bir hocamız bir seminerinde şöyle bir cümle sarf etmişti. Hı hı. Fedakarlık denilince artık hani zihnime gelen cümle oldu bu. E, sistemsel yanlışları bireysel fedakarlıklarla düzeltemezsiniz. ...demişti... Ee, ...bu konuda ne düşünürsünüz? Evet, katılıyorum buna... ...çünkü orada... ...bu sistemik bakış açısı... ...dediğimiz şey gerçekten çok önemli... ...şimdi... ...aile için konuşuyoruz şu anda... Aslında aile sistemini biz e, bu sistemik bakış açısını anlatırken hep şöyle anlatılır. Aile sistemini böyle bir dişlinin çarkları gibi düşünebilirsiniz. Ya da mesela bir gösteri sergileyen akrobatlar gibi düşünebilirsiniz. Orada bir denge vardır. Bir homeostaz deriz buna. Yani orada e, sistemin bir dengesi vardır. Ve o e, makinenin çarklarında her çarkın bir rolü vardır aslında. Her çarkın bir hareketi vardır. E, çarklardan birinin hareketi bozulduğunda... Bütün sistem bundan etkilenir. Bütün sistemde bir değişiklik olur. Şimdi aile sistemlerinde bazen e, insanlar e, çok da işlevsel olmayan ve aslında aile bireylerini çok da mutlu etmeyen e, davranış biçimlerine, davranış örüntülerine kendilerini kaptırıyorlar. Hepimiz böyleyiz. Çünkü sistem her zaman böyle bir denge dengeye gelmek ister yani insanların etkileşimsel olarak belli davranış örüntülerinin içinde öngörülebilir davranış örüntülerinin içerisinde devam ettirdikleri bir, bir dengede olmak ister ve dolayısıyla aile sistemleri genellikle böyle bir dengeye kendilerini kaptırarak işte dönen çarklar gibi düşünüyoruz dediğim gibi böyle çarklar döner şimdi bu çarklar dönerken bazı aileler daha işlevsel, huzurlu ailelerdir. Yani kişilerin iyi kötü, kendilerini iyi hissettikleri, çok fazla başkalı aile sistemindeki başka bireylerin davranışlarından zarar görmedikleri, tabiri caizse zehirlenmedikleri şekilde devam ederler. Bu, bu sistemlerde insanlar iyi olma hallerini koruyabilirler. Sağlıklı, ruh sağlıklarını koruyarak devam ettirebilirler. Fakat bazı sistemlerde denge vardır. Fakat o kadar kişilere zarar verici, e, adeta kişileri zehirleyen bir şekilde dengeye oturmuştur ki o sistem e, ve bu şekilde devam ediyordur. E, şimdi bu bu sistem içerisinde genellikle şöyle davranış örüntüleriyle karşılaşırız biz. E, birileri sürekli fedakarlık yapıyordur, alttan alıyordur, e, idare ediyordur. E, böyle bir sistem içerisinde idare etmek aslında ve fedakarlık gibi görünse de o sistemi devam ettirmek anlamına gelir. Örnek vereyim biraz daha uç bir örnek vereyim diyelim ailede alkolik bir baba var çocuklar bundan çok rahatsızlar işte içip eve geliyor nar atıyor rahatsız ediyor şiddet uyguluyor vesaire bu baktığınızda ne hissediyorsun bununla ilgili? dediğimizde ailelere tabii ki bundan çok sıkıntı duyarlar, acı çekerler, zarar görürler. Fakat bu sistem yıllar yılı bu şekilde devam eder, bu şekilde devam eder. Şiddet döngülerinde de bu böyledir mesela. Bir, sürekli bir şiddet uygulama durumu vardır periyodik olarak. Aralarda durur, yatışır, hatta kişi biraz daha iyi davranır gibi olur. Sonra tekrar o şiddete geri döner. Şimdi burada oturmuş bir sistem vardır. Fakat kişilere zarar veren bir sistemdir. Şimdi burada Sisteme bir müdahale yapmak ve bu sürekli e, o sistemin o çarkların işlemesini devam ettiren davranış örüntülerini e, değiştirmek gerekir aslında. Bir çarkı bile değiştirseniz aslında orada sistemde bir acı da verse sistem yavaş yavaş sarsılmaya başlar ve başka bir dengeye oturması gerekir. Dolayısıyla bu tarz, şey, bu tarz durumlarda kişinin fedakarlık yapması bırakın sorunu çözmek e, sorunu devam ettirir hale gelir. Tabi burada ee, şunu söylemeye çalışmıyorum. Yani fedakarlığı yapan kişiyi suçlayalım, günah keçisi haline getirelim demek istemiyorum. Sadece kişilerin bu farkındalığı geliştirebilmesi için, bunu fark edebilmesi için yardımcı olmaktan, destek olmaktan bahsediyorum uygulama düzeyinde. Bir de şöyle bir durum var. İki, iki şey söylemek istiyorum. Bu, bu 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 tarz aile dengelenmeleri şöyle çocuklar için de tehlikeli olabiliyor. Bu bana son zamanlarda çok çarpıcı gelen bir konu. Aslında duygusal durumlar aile içinde bizim çocukluktan itibaren yaşadığımız duygusal durumlar. Sevmesek de, zarar görsek de, hatta travmatize olsak da bizde bağımlılık yapıyor. Yani olumsuz duygularda bağımlılık yapıyor. Dolayısıyla biz kendi aile sistemimizden çıktığımızda, çocuk çocuklarımız bizim ailelerimizin sisteminden dışarıya çıktığında, o aile sistemi içerisinde çocuk zarar görmüş bile olsa, bizler insan olarak daha öngörülebilir ilişkilere ve durumlara doğru gittiğimiz için benzer ilişkilere doğru çekiliyoruz. Yani örneğin ebeveynin çocuğu fiziksel olarak, duygusal olarak istismar ettiği aile sistemlerinde çocuk farkında olmadan bu, bu ilişki biçimine alışmış oluyor. Ya yani bunu bundan memnun olmak anlamında söylemiyorum. Ee, anlıyorsunuzdur herhalde. Buna alışıyor ve buna hem o davranış örüntüsüne, örüntüsünü alışkanlık haline getirmiş oluyor. Hem duygusal olarak da, fizyolojik olarak da o duyguya doğru çekiliyor. Dolayısıyla buralara doğru bir çekilme oluyor. İlerleyen yetişkinlikteki İlişkilerde de benzer ilişki görüntülerine doğru çekiliyor çocuk. Dolayısıyla bir ebeveynin aslında buradaki rolü hani ebeveynlik üzerinden konuşacak olursak aslında şöyle bir bakıp yani bir resme yukarıdan bakıp hani çocuğu konuşuyorsak Çocukta acaba nasıl davranış örüntüleri pekişiyor? Çocuk nelere alışkanlık geliştiriyor, kesbediyor bu süreçlerde? Ve çocuğun gün içerisinde hangi duyguları daha yoğunlukta yaşıyor? Korku mu, kaygı mı? Çünkü eğer bunlar yoğunluktaysa çocuk bunlara çok istemeden de olsa bununla mücadele etmekte zorlanacak ve bu duygulara doğru çekilecek. Bu birinci mesele. İkinci mesele de şu. Yine bu daha sıkıntılı sorunlu olan aile sistemi için konuşacak olursak, burada hani dedi, dediniz yani ya kişiler fedakarlık yapabiliyor ve bu bu, bu fedakarlıklar işte bir takım olumsuzluklara devam ettirebiliyor dedik burada şu anda. Şimdi bu kişinin aslında yetişkinler için konuşuyorum, ebeveynler için konuşuyorum birazcık kendi farkındalığını geliştirmesini gerektiren durumlar. Şimdi fedakarlıkta biz şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kimi zaman kişi fedakarlığı yapıyor, yapıyor ama yaptığı fedakarlıktan aslında o kadar bu fedakarlı o kadar içerliyor ki. Yani klasik söz vardır ya, saçımı senin için süpürge ettim. Burada aslında şöyle bir durum var. Bu, bu sözün altında şu var. Yani ben aslında bunu istemeye istemeye yaptım. Yani hiç kimse saçını süpürge etmek istemez. Yani bir yönüyle bunu istemeye istemeye yapmış oluyor kişi. Dolayısıyla fedakarlık yaparken aslında birazcık şuna bakmak lazım. Yani ben bu fedakarlığı ne için yapıyorum? Altında yatan nedir bu fedakarlığımın altında? Yani benim sadece işte kendi ailemde de bunları görmüş olmam mı? Benim Kendimi yeterince kendime bakmayı Öğrenmemiş olmam mı Kendi ihtiyaçlarımı her zaman Arka plana atmayı mı öğrendim e, İlişkilerde sürekli Gerçekten aslında Sömürüldüm mü Yani benim hiç sesimi çıkarmama, ben de şunu istiyorum dememe izin verilmedi de ben buna mı alıştım da şu anda hala kendim ne istediğimi dile getirmekte zorlanıyorum. Hayır dememe hiç izin verilmedi mi acaba ortamlarda? O yüzden bazen içimden başka bir duygu gelmesine rağmen ben, benim o duygumla bağım kesildi de adeta o duygumu, o sesimi duyamıyor muyum acaba? Bunları birazcık düşünmek lazım. Çünkü çoğu zaman bu fedakarlık maskesi altında. Dediğim gibi burada fedakarlık yapan kişiyi suçlamak anlamında asla söylemiyorum bunu. Tabii ki iyi niyet var bunun altında ama burada kişinin kendine dönüp ben bu fedakarlığı niçin yapıyorum mu Bir bir düşünmesi gerekiyor. Kendisinin bu fedakarlık e, e, resminin içerisinde gerçekten nerede durduğunu, bunun nerelerden geldiğini bilmesi gerekiyor. En basit ölçü benim için geriye dönüp baktığımda İçerliyorsam mesela buna ben bunu neden yaptım? Ben bunu aslında istemiyordum. O fedakarlık kişinin kendisine de karşısındaki insana da zarar veren bir fedakarlıktır aslında. Çünkü uzun vadede o ilişkide ilişkide başka dinamikleri karşımıza çıkartır. Ve ebeveyn çocuk ilişkilerinde de bunları görebiliyoruz zaman zaman. Örneğin çocuğa hani kendi hayatına gerçekten dönüp bakmayıp hani ben ne istiyorum yeterince düşünmeyen özellikle kadınlarda bunu daha fazla görebiliyoruz toplumsal bir takım sebeplerden tabii ki. E, bütün hayatını çocuğuna endekslediğinde kadın, bütün beklentisini, bütün yatırımını çocuğuna endekslediğinde çocuk büyüyüp de aileden ayrışmak istediğinde birazcık daha özgürlüğünü ilan etmek istediğinde ama ben senin için şunları şunları yap doğrudan dile getirilmese bile davranışlarda bu nasıl olur ama ben senin için şunları şunları yaptım gibi bir ee, bakışla karşı karşıya kalıyor çocuklar. Çocuk da içinden ya da dışından diyor ki ben istemedim ki sen yaptın. Çocuk da kendisine göre haklı. Tabi bu durumda e, şunlar olabiliyor. Yani bu e, annenin babanın bu içerleme durumu e, çocuğunun eşiyle yaşadığı ilişkisini, çocuğunun yeni kurduğu çekirdek ailedeki huzurunu etkileyebiliyor. Çünkü e, bunlar hep sistemler karşılıklı etkileşim halinde. Yani evladın kendi anne babasıyla yaşadıkları, yaşamakta oldukları yeni kurduğu çekirdek aileyi etkileyecek. Dolayısıyla aslında fedakarlık bir yönüyle ebeveynin çocuğunun ayrışmasına izin verebilmesi. Yani bir fedakarlık yapacaksak aslında ebeveynler olarak bu fedakarlık üzerinde çalışmamız en doğrusu ve en güzeli olur. Çünkü ebeveynlik çocuk yetiştirmek zaten bir ayrışma hikayesidir. Doğumla başlar. Çocuk en başlarda çok bağımlıdır. Yaşı ilerledikçe gittikçe ayrışır. Gittikçe ayrışır, gittikçe ayrışır. En sonunda kendi yuvasını kurar ve yuvadan uçar. İlişkiyi koparır anlamında söylemiyorum. Ama sağlıklı götürmesi gerekir. Orada sınırlar çok önemlidir. Dolayısıyla ebeveynler aslında çocuklarına yaptıkları fedakarlıkla da kurdukları sağlıklı sınırlarla da rol model olurlar. Çocuklar büyürken en güzel ebeveyni rol model alarak büyürler. Örneğin çevresiyle, eşiyle sağlıklı sınırlar kurabilen, kendisine de ben şunu istiyorumu dile getirebilen ebeveynleri gözleyen çocuklar bu davranışları da model alabilirler. Ve dışarıdaki hayatlarında da ben şunu istiyorumu dile getirebilirler rahatça. Bunun bir suç bir günah olmadığını Bilirler çünkü ben de konuşabilirim, ben de isteklerimi dile getirebilirim. Başkalarına zarar vermediğim sürece, başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadığım sürece benim de herkes kadar ne istediğimi söyleme hakkım varı çocuk ailede öğrenir. Bunu da en güzel eş ilişkisinde gözlemler zaten. Tam yeri gelmişken e, burada şunu da sormak isterim. Şimdi e, şu ana kadar fedakarlığın biraz daha bireysel yönüne temas etmiş olduk. Fedakarlık bir ilişkiye, özellikle eşler arasındaki ilişkiye neler kazandırır? Yani bir taraftan getirilerini konuştuk, bir taraftan kişiye zarar verici formlarda olursa zarar verebileceğini konuştuk. Ama tabii ki en başa dönecek olursak, yani eş ilişkisi muhakkak bir fedakarlık ilişkisidir zaten. Bu bunu başka türlü zaten düşünemiyoruz. Fedakarlık yapılmadığında hani taraflardan birinin çok daha fazla almak istediği, adeta bencillik yaptığı durumlarda zaten bir tarafın e, yıpranmaya başladığını gün geçtikçe bu yıpranmanın arttığını yıllar geçtikçe daha da biriktiğini daha da biriktiğini bir noktada artık taşınamaz hale geldiğini görüyoruz. Yani bu aslında çok da sürdürülebilir bir, bir durum değil. Ne kadar uzun süre devam ettirebilirsiniz? E, çok uzun süre devam ettirenler de var. Ama bu bu tarz ilişkilerde neler yaşanabiliyor? Mesela duygusal boşanma dediğimiz bir şey var. Hani bir noktada eşler o kadar ciddi yıpranabiliyor ki bu tek tarafın yaptığı fedakarlık durumlarından artık aynı evin içerisinde yaşayan iki, iki yabancıya dönüşebiliyorlar. Ee, hiçbir paylaşımları kalmayabiliyor. Ee, dolayısıyla apayrı iki dünyanın insanı ya da ayrılmaları gerekebiliyor, boşanmaları da söz konusu olabiliyor. Ya da kişiler de fedakarlığı daha fazla, çok daha fazla yapmış ve bütün yük omuzlarına e, koyulmuş tarafta bir takım ruh sağlığı sorunları ya da fiziksel sağlık sorunları karşımıza çıkabiliyor ve bunlar ciddi riskler, bunlar ciddi sorunlar. Dolayısıyla buralara doğru gitmemek için gerçekten iki tarafın dengeli bir şekilde sadece tek tarafa yüklenmeden dengeli bir şekilde fedakarlık yaptığı bir ilişki kurmayı öğrenmesi ve çocuklara da bu şekilde bir aile ortamının modellenmesi en güzel durum oluyor aslında. Neler yapılabilir? Yani yapılabilecek çok fazla şey var aslında bu noktada. Ben yine birazcık bu şeylere, Gottman'lara referans vermek istiyorum. Dediğim gibi ilişki, ilişki bilimi üzerinde de çalışıyorlar kendileri. Ve yıllarca da eğitimler vererek ve şey diyorlar yani... tabi e, tabii farklı terapi ekollerinde insanlar farklı şeyler söylüyorlar. Fakat bunların dediği ve günümüzde de epeyce popüler olan daha çok ...hem bireylerin hem çiftlerin, ailelerin güçlü yanlarına odaklanmak çok ravaşta şu anda. İşe de yaradığı görülüyor zaten çok ciddi sorunlar olmadığı durumlarda özellikle. Diyorlar ki hani işe yaramayan şeylere, sorunlara çok fazla odaklanmak... ...mesela terapi esnasında bile kişilere zarar veriyor. Zaten yine tekrar bilimsel çalışmalara dönecek olursak mesela şöyle bir... Ve bütün kültürlerde yani kültürler arası çalışmalara bakıldığında bu gözlen, gözlemlenmiş çiftlerde bir e, talep ve geri çekilme e, örüntüsü var ilişkide. Talep ve geri çekilme. Ve genellikle bu talep ve geri çekilmede kadınların daha fazla talep eden isteyen olduğu ve kadın talep ettikçe de erkeğin geri çekildiği görülüyor. Yani kadının isteklerini e, çok... Olumsuz bir dil üzerinden sürekli dile getiriyor olması, genellikle erkeklerin kendini kapatması ve geri çekilmesini beraberinde getiriyormuş. Çalışmalar bunu gösteriyor. Ve Gottmanlar da bu sebepten diyor ki, terapi odasında bile e, çiftlerin bir e, birinin sadece şikayet ettiği sürekli şikayet ettiği durumlarda diğer taraf kendini kapatıyor. Böyle olmaması için diyorlar ki, e, iki tarafta, yine bu çok fedakarlık gerektiren bir şey tabii ki, adeta hani bir çiçek büyütür gibi bu ilişkiyi büyütmek için çaba harcayacak. İşte en büyük fedakarlık bu zaten. Gündelik hayatı sadece ben böyleyim işine gelirse diye yürütmeyip bu ilişki için neler yapabilir mi? düşünerek, bunu buna çaba harcayarak, buna emek vererek e, gündelik hayatını yürütmek. Diyor, diyorlar ki en başta eşinizi tanıyıp onun gerçekten ne istediği, neyi öncelediğiyle ilgili e, fikir sahibi olmanız. Yani onun ruhunu tanımanız ve buna dair ufak tefek detaylar koymanız hayatınıza. Mesela diyelim o sırada eşinizin işte duruşundan, beden dilinden, tarzından fark ettiniz ki şu anda desteğe ihtiyacı var. Ufacık bir destek vermek yani bir saniyelik bir iş bir sırtını sıvazlamak olabilir. Gel sen şöyle bir otur sana bir su vereyim demek olabilir. Çok basit bir şey. Böyle basit şeyler üzerine odaklanıyorlar. Ama Bunlar basit de görünse gerçekten fedakarlık isteyen şeyler. Empati yeteneğini geliştirmeyi gerektiren şeyler. Kim zaman kendi köken ailende hiç görmediğin davranış örüntülerini öğrenmek için ve bu en zor olan şeydir. Öğrenmek için çaba göstermek anlamına geliyor. Ve bunlara e, sevgi haritaları diyorlar. Yani sizin zihninizde Eşinizin hangi durumda ne ister, hangi hareketi ne ifade eder buna dair iki tarafın da zihninde bir sevgi haritası oluşturması. Mesela bunun çok ciddi katkıları olduğu görülmüş ve eşe gerektiğinde ufak ufak dikkat şey parçaları, ilgi ilgi parçaları vermek aslında gün içerisinde. İlgi ilgi göstermek. Ufak ilgiler göstermenin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bir de onda beğendiğin şeyleri, hatta hayran olduğun şeyleri Dile getirebilmek, dile getir utanmadan, sıkılmadan çünkü bizim kültürümüzde bunlar da biraz sıkılınan, utanılan şeylerdi. Mesela bunu öğrenmemiz bizler için büyük bir fedakarlık. Olumlu olanı dile getirebilmeyi öğrenme, bu ciddi bir fedakarlık. Onun ilk söyleyiş, ciddi bir fedakarlık. Ee, yine. O, ona karşı müteşekkir olduğumuz şeyleri dile getirmek zaman zaman böyle yaptığın için teşekkür ederim çok e, güzel olmuş vesaire güzel oldu bunu yaptığın gibi. Burada şunu söyleyebiliriz o zaman fedakarlık ilişkiyi besleyen, büyüten ve ona güzellik katılmasına vesile olan bir e, erdemdir. Aynen öyle, aynen öyle. Yani ve bu her zamanda da e, jest yapmak anlamına da gelmiyor. Mesela kim zaman. Sıkıntı, zorluk yaşadığın anda eşinden destek alılmak anlamına da gelebiliyor. Bazen de mesela eşler kendilerini kapatırlar, konuşmak isteme. Bazen kendini konuşmaya zorlamak anlamına da geliyor. Bazen sıkıntını dışarıda yaşadığın bir sıkıntı ya da eşle yaşadığın bir sıkıntıyı e, dile getirebilmek ve bunu uygun bir dille yapabilmek, mesela bağırmadan, çağırmadan, çok dramatize etmeden yapabilmek. Yani insanın alışkın olmadığı davranış örüntülerini tekrar söylüyorum. Öğrenebilmesi bu hepimiz için böyle. En zor şey zaten ee, işte fedakarlık bu. Yani fedakarlık dediğimizde bir kişinin yatalak olması ve yıllarca ona bakmak değil illa da ya da çok problemli davranışlara yıllarca e, boyun eğmek, sömürülmek, e, onun altında ezilmek değil. Fedakarlık derken aslında olumlu çağrışımları da olmalı bizim için. Yani olumlu davranışları yapabiliyor, sürdürebiliyor olmak da bir fedakarlıktır. Çocuğun mutedil seviyede bir fedakarlık tanımlamasını aslında e, öğrenebilmesi de yine aile içerisinde gerçekleşiyor. E, yani anne babanın buradaki rolü nedir diye e, sorduğumuzda aslında bu konuştuklarımızın tamamı buraya dahil edilebiliyor sanırım. E, peki e, çocuğun anne babası, anne babası arasındaki o fedakarlığı nasıl görür çocuk? Bir kere hani şu zaten hepimizin bildiği bir şey. Yani e, çocuk zaten... E, İyi ebeveynlik yeterince iyi diyelim yani muhteşem böyle mükemmel ebeveynlik diye bir şey zaten yok ama yeterince iyi ebeveynlik yapan bir anne babada çocuk zaten fedakarlığı doğduğundan itibaren görüyor. Onu rol model alıyor. Ondan empatiyi öğreniyor. Beynindeki bağlantılar o şekilde kuruluyor ve e, anne babasından ilgi, şefkat, empati gördüğü için o güvenli bağlanma dediğimiz teknik olarak güvenli bağlanmayı kurabildiği için Zaten dış dünyayla da güvenli bağlanma üzerinden güvenli ilişkiler kurmaya başlıyor. Bu nedir? Ben değerliyim. Ee, karşımdaki insanlar da değerli ve güvenilir. Fakat gerektiğinde benim e, onuruma zarar veren, benim bana çok zarar veren, e, beni zehirleyen, benim sınırlarımı ihlal eden ilişkilerde ben sınır koyabilirim. Çocuk ailede yaşadığı güvenli bağlanma ve sağlıklı ilişkilerle bunu zaten içselleştiriyor. O çocuğun içsel haritası haline gelmiş oluyor dünyaya dair. Yani dolayısıyla çocuğuna iyi yeterince iyi ebeveynlik yapma fedakarlığını gösteren anne baba zaten çocuğuna çok şeyi vermiş oluyor. Onun onu o şekilde formatlamış oluyor. Ama bunun dışında yani bu çocukla ilişkiye bakan yönü, eşit ilişkilerine bakan yönü yine bunun da çocuğa bakan yönü var tabii ki. fedakarlık derken gerçekten anne babalar olarak fedakarlık yaptığımızda Çocukların bizi, bizim kendimizi de gözettiğimizi, aynı zamanda kendimize de şefkatli davrandığımızı görerek fedakarlık yaptığımızı görmesi çok önemli. Mesela diyelim bir anne işte evde temizlik yapıyor, sürekli temizlik yapıyor, yemek yapıyor, çok yoruluyor, aşırı yoruluyor ve çok eziliyor bunların altında. Mağdur yani bunların mağduru ve çocuklar da sürekli bunu görüyorlar ve o çocuklar... Gördükleri anne modeli hani sürekli iş yapan, sürekli hani kendi ihtiyaçlarını çok önemli oranda, büyük oranda kenara itip sadece başkaları için bir şeyler yapan bir anne modeli. Çocuk aslında bunu bir rol model olarak görmüş oluyor. Ve annesinin kendisine bakamadığı yeterince bakamadığı, anneden örnek veriyorum çünkü bizim toplumumuzda genelde gözlemlediğimiz bu. Baba için de tabii ki söz konusu olabilir bu. Birazcık kendisine de bakabilen, zaman ayırabilen e, gerektiğinde e, birazcık hani çok yoruldum şimdi oturmam lazım, nefeslenmem lazım diyebilen bir anne modeli görmesi örneğin. Bu bile fedakarlığın sınırlarını nasıl çizilmesine dair çocuğa bir rol model olacak. Aynı şekilde az önce bütünü anlattığımız e, eşler arası alma verme dengesini Sağlıklı kurulmuş dengeyi gören, yaşayan, gözlemleyen çocuk da yine sağlıklı fedakarlığın nasıl yapabileceği, nasıl yapılabileceğine dair e, sağlıklı modeller görerek yetişmiş oluyor. E, tabii fedakarlıkta hani sadece anne baba çocuğa fedakarlıkta bulunmuyor. çocuk da aynı zamanda anne babaya fedakarlıkta bulunuyor hmm. ve bu aslında bazen öyle bir noktaya gelebiliyor ki çocuk ebeveynlerin istediği gibi bir olmak ve kendi olmak arasında sıkışabiliyor. Burada anne babaya karşı olan o sınır, fedakarlığın sınırı nasıl belirlenebilir? Evet bu çok önemli bir soru tabii ve üzerinde çok çok uzun konuşulabilecek bir soru ama şunu söylemiş olalım. Yani aslında fedakarlık dedik ya, fedakarlık fedakarlığın çocuklara çok dikkatli öğretilmesi ve içinin çok dikkatli doldurulması gerekiyor. Çünkü aslında ebeveynin yapabileceği en önemli fedakarlık burada çünkü ebeveyn için zor olandır bu. Çocuğun bazen ebeveynine rağmen kendisi olabilmesine alan açmak ve buna izin vermektir. Çünkü hani çok tipik söylenen bir şeydir. Yani bir işte e, papatya tohumundan gül çıkmaz. Yani her çocuk aslında bir tohum gibi ve belli bir çiçeğe evrilecek. Siz o çiçeğin başka bir çiçek olması için zorladığınızda o çocuğun sizin için fedakarlık yapıp papatya olacakken gül olmaya kendisini zorlamasını istemeniz gerçekten çok büyük bir haksızlık ve zulüm. Orada aslında e, ebeveynlik sınırlarını Aşmış oluyorsunuz. Ona birazcık dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla burada aslında çocuğun içinden gelen özgün ben, o otantik ben dediği, o Farklı isimlerle adlandırılıyor. Kendini gerçekleştirme olabilir. O insan olma serüveninde kime dönüşecek? Ona dönüşmesine gerçekten alan açmak ve adeta hani bir yaşam koçu gibi denir bazen. Ona rehberlik etmek bu noktada. Onun yanında olmak, onu desteklemek. Fakat hiçbir şekilde bazen mesela anne babalar ister istemez ve kötü niyetle olmaya da biliyor bu arada kendi yapamadıkları şeyleri çocuklarının yapması. Özellikle bu jenerasyonda çok olabiliyor kendi yapamadıkları şeyleri. E, çocukların yapmasını istedikleri için iyi niyetle e, o çocuğum olsun da o bunu yapsın diye bekliyorlar fakat çocuk onu yapmak istemiyor. Mesela burada çocuğun böyle bir fedakarlık yapmasını beklemek çocuğa büyük bir haksızlık. Yine dediğim gibi bu çok geniş bir konu. Bazı durumlarda mesela şunu asla unutmamak gerekiyor yani e, aile sisteminde ebeveyn her zaman ebeveyn olarak kalmalı çocuk her zaman çocuk olarak kalmalı. Bazı durumlarda farklı farklı sebeplerden çocuk ebeveynlik rolünü üstlenmek durumunda kalabiliyor. Eş rolünü üstlenmek durumunda kalabiliyor duygusal olarak. Bu çocuktan bu bu tarz rol değişimlerini talep etmek, çocuğu bunun içerisine çekmek gerçekten yine çocuk için çok büyük duygusal ruhsal sıkıntılara gidebiliyor. Çocuk bazen anne baba özellikle onu koşullu sevdiğine dair mesajlar aktardığında işte şöyle yaparsan seni severim ama böyle yaparsan sevmem ve öyle yaptığında sevmediğini de duygusal cezalandırma yöntemleriyle belli ediyorsa, kendisini geri çekerek, surat asarak, çocuğa kapris yaparak, bunları kendini elinde olmadan bunları belli ediyorsa, çocuk orada suçluluk duygusu hissediyor. Çünkü çocuklar özellikle küçük yaşlarda suçluluk duygularını içselleştirmeye çok meyyaldirler. Özellikle okul öncesi dönemde, sonrası için de söz konusu ama çocuğun ben merkezci döneminde, mesela çocukların, anne babaların yaşadıkları kavgalardan, sıkıntılardan bile ben merkez oldukları için kendilerini sorumlu tutabilirler. Bu benim yüzümden oldu, ben yaptım şeklinde. Zaten çocukların her şeyi üstlenmeye meyel olduklarını, suçluluk duygusunu üstlenmeye meyel oldukları düşünüldüğünde bu sınırları dikkatli çekmek ve çocuğa ben ebeveyn, ebeveyn benim, bunun yönetimi benim işim, sen bu konuyla kendini hiç meşgul etme mesajını çocuğa verebilmek ve çocuğun gerçekten gerektiğinde istemediği şeyleri istemediğini dile getirebilme özgürlüğünü anne baba tarafından reddedilme korkusu yaşamadan bunları reddedebilme özgürlüğünü çocuğa verebilmek en kıymetli şey. Bunların fedakarlığını çocuktan beklemeye e, hakkımız yok. Kendi e, yapamadığımız şeyleri yaptırmayı beklemek, e, kendi e, gücümüzün yetmediği sorumlulukları biz bile e, aile sisteminde mesela fedakarlık yaparak o sistemin çarklarını döndürüp onu hayır diyemiyorsak. Çocuktan ne bekleyebilirsiniz? O sorumluluk alma cesaretini göstermesi gereken ebeveyn bu noktada. Ee, tabii ki burada hani daha özellikle benim alanım gereği hani çok daha e, derin sorunlarla uğraşan ailelerle de çalışma gereği diyoruz. Buralarda çok daha ciddi sorunlar, e, ihmal istismar gibi durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Bunlara geçmiyorum bile. Bu kısım zaten artık ciddi bir sömürü, zulüm e, boyutuna geçiyor. E, fiziksel, cinsel, duygusal her neyse bu tarz istismarlar ya da çocuğu ihmal etmek e, çok ciddi boyutlara geliyor. Ama tabii ki şunu da unutmamak lazım. İhmal ve istismarın da direkt farklı kategorileri var. Özellikle sizin de dediğiniz gibi hani istismar sadece çocuğa dayak atmak, dövmek değil özellikle duygusal anlamda çocuğa bu suçluluk duygularını hissettirmek, çocuğa çocukluğunu yaşama fırsatı tanımamak, o yaşama sevincini adeta içinden almak, çocuğuna özgürlüğünü içerisinden almak, evdeki rahatını kaçırmak da değişik düzeylerde duygusal istismar olabiliyor. Bu tarz şeyler fedakarlık değil, artık istismar olarak ya bunun adını fedakarlık koymamak lazım zaten. Bunun adını istismar koymak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam katkılarınız için, e, davetimize icabet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Değerli izleyenler, Ebeveyn Aynası'nda Çocuk programımızın bu bölümünde Doktor Öğretim Üyesi Aslıhan Nişancı ile fedakarlık konusunda hasbihal ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.